Ee, sözde hoca kelimesini söylemek çok kolaydır da sözde hoca olmamak çok zordur. Yani bir, bir insan belki en iyi ilim adamı olabilir. Çok iyi okumuş olabilir, çok iyi yetişmiş olabilir. Ama menfaatleriyle doğrular arasında tercih noktasında kaldığı zaman kişinin e, gerçek kimliği ortaya çıkar. O da gerçek özellik değil. Gerçek müminliktir orada esas olan. Doğrulardan yana mısınız? Yoksa kendi doğrularınızdan yana mısınız? Onun için birilerine bir, mesela işte diyelim işte Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra aslında ben de öyle düş düşünüyorum diyen herkes çıkar. Önemli değil. Peki tam tersi söylese yok ben zaten öyle demek istememiştim demeye başlayacaklar. Buna da ne dedi Cenab-ı Hak? Maymunluk değil mi? Dolayısıyla, efendim şu gerçek hoca bu dünyanın en zor işidir. Herkes doğrulardan yanadır, dikkat edin, herkes hürriyetten yanadır. Ama kendinden başkasının hür olmasını da kabul etmez. Herkes doğrulardan yanadır, kendi doğrularından başkasını da kabul etmek istemez. İşte burada imtihanı kazananlar Allah'ın doğrularını kabul edenlerdir. Yani o anda benim itibarım işte tamam ama yani şimdi kardeşim biz bunu söylersek şöyle şöyle derler dediğiniz an kaybedersiniz. Şunu diyebiliyorsanız kardeşim ben tek başıma da kalsam ben doğru bildiğimden asla şaşmam. Çünkü hesabı Allah'a vereceğim. Bunu evet elbette öyledir demeyen yoktur da yapan da hemen hemen yok gibidir. Onun için mesele bilgi imtihanı değil. Biz bilgi imtihanından geçmiyoruz. Biz do kendi menfaatlerimizi mi ilahi menfaatlerim hangisini tercih ediyoruz o imtihandan geçiyoruz. Hocaların en çok kaybettiği nokta budur.